Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlere gerçekten çok güzel bir haberim var. Dün böyle bir videoya giriş yapmıştım ancak tam zıttı çok kötü bir haberim var demiştim. Ve bugün gerçekten efsane bir haberim var arkadaşlar. Hemen lafı fazla uzatmayacağım. Hemen like'larınızı atın arkadaşlar. Dünkü videoya 4000 geldiyse bu videoya 8000 bile gelir. Çünkü bu video iyi bir haber. Ve hala kanalıma abone değilseniz, yeniyseniz lütfen kanala abone olun. Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesten bunu bekliyorum. Lütfen kanala abone olup bildirimleri açın. Yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Hemen kanala abone olup bildirimleri açın. Has tayfa zaten like atmıştır. Has tayfadan olmayıp da beni öylesine izleyenler de hem has tayfaya katılmış olun hem de like atın arkadaşlar. Hemen like'larını zaten her videoya like atanlar has tayfadandır. Bunları da söylüyorum arkadaşlar. Hemen şimdi başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada My Team'e geldiğimiz zaman efsane bir hesap karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu arada ben oynuyorum canlı canlı görüyorsunuz. Hatta bir tıklayayım. Bir hareket etsin bir şeyler olsun. Evet görüyorsunuz zaten ben oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hesap bende. Arkadaşlar öncelikle çok 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 teşekkür etmek istiyorum. Ve ban sebebini yanlış anlayanlar da olmuş. Onu da söyleyeceğim ama öncesinde çok çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Neden mi? Çünkü dün ben videoyu attıktan sonra 100'den fazla mesaj aldım. Ve 15-20 tane de mail aldım. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorumlarda da bayağı gördüm. Herkes 93 gen hesabım var abi sana vereyim, 95 gen hesabım var abi sana vereyim falan demiş. Abi gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bir tane abim bana yazdı Instagram'dan. Koray dedi hesabı vereyim sana dedi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hesap bende, hesabı bana verdi ve kullanıyorum şu an videoda. Hesap gerçekten eski hesaptan bile güzel. Banlanmamız bir açıdan iyi oldu. Ancak 24.000 points'lik yani 17.000 points'lik paket açılımını maalesef yapamadık. Ama arkadaşlar sağlık olsun. Belki bu hesapta 7.000 points paket açılımı yapabiliriz. Şu anda abiyle konuşuyorum ben. Yapabiliriz. Gerçekten bu hesap muazzam. Bu arada arkadaşlar bu videoda ne mi yapacağız? İlk olarak hesabı tanıtacağım. Ve bugün şu anda saat 11. Ben aslında bu videoyu duyuru amaçlı çekiyorum ama güzel bir video olacak. Yine de paket falan açacağız. Yani beceri geliştiririz paketi falan açacağız. Ve arkadaşlar gerçekten muazzam şeyler yapacağız. Gerçekten efsane şeyler yapacağız. Ne yapacağımızı şu anda unuttum. Ha, evet arkadaşlar haftanın takımı Potum fişi alacağız. Saat 14.00'da o videoyu da izleyin. Bugün 2 tane video atıyorum bu arada. Like'larınızı da atarsınız diye düşünüyorum. Herkesten bir like bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi Thiago Silva, Sergio Ramos, Charles Puyol üçlü defansı gerçekten çok iyi. Thiago Silva'yı birazcık yükseltmek istesem mesela ne kadar yükselebilir hiç bakmadım bunlara ama bir gen artabiliyor mu? Artabiliyor ama bayağı bir de oyuncu gidiyor. Yılın takımı oyuncusu falan gidiyor mu? Yok aslında çok fazla gitmiyormuş. Bunlar zaten çok gerekli oyuncular olduğunu düşünmüyorum ama şu anlık bir harcamayacağım. Ve arkadaşlar karşı atak maçları da atacağız. Ancak ilk olarak karşı atak ödüllerinden burada bir sürü birikmiş. Ben hemen bunları açacağım arkadaşlar. Bu arada FIFA şampiyonda da var mı acaba? Hiç bakmadık onlara da. Belki orada birikenler de vardır. Ha, varsa bile şu anda FIFA şampiyonda olmadığımız için gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi böyle teklif var. Teklifi almayacağız. Burada 400 tane alabiliyoruz arkadaşlar. Yani 4 tane alabiliyoruz. Toplamda 160 tane skill boost veriyor. Hemen açalım bakalım. Hiçbir tane skill boost artacak mı? Bir dakika. Nelerin artması gerektiğine bir bakalım. Hemen şöyle şuradan bir gelelim. Takımıma gelelim. Ve çok az kalan olursa da parayla da paket açabiliriz. Şimdi arkadaşlar fiziksel yok. Fiziksel gereken bir şey değil. Bu arada bunlarla bayağı level atlanır ha. Bakalım. Evet. Bir tane defans artabilir. Evet. Şu anda defansın artması gerçekten çok önemli. Puyol için defans artabilir. Defans artarsa çok önemli yani defansın artması ve pace. Pace ve defansın artması önemli. Umarım onlar da artar. Ama birazcık zor arkadaşlar. Deneyelim yine de ama olmaz arkadaşlar. Büyük ihtimal ama bayağı bir açacağız yani yine de. Defans veya pace çıkması lazım bize. Bakalım çıkacak mı? Bu arada böyle İngilizce oynamam çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha fazla farklı şekilde yazıyor. Mesela sağ kanat bek, sol kanat bek de bu şekilde daha kolay anlaşılabiliyor arkadaşlar. O yüzden bence siz İngilizce oynayın daha mantıklı olur. Evet. Defense veya pace çıkmış mı? Bu defending o defending mi? Evet. İki tane çıkmış. Güzel. Pace ne kadar çıkmış? Pace çıkmış mı daha doğrusu ona bakmamız lazım. Speed çıkmış. Güzel o da lazımdı. Ama pace çıkmamış. Hemen devam edelim arkadaşlar. Hemen bir paket daha açıyoruz. Bu arada bu hesabın ligi dünyada 5. sıradaydı galiba. Öyle bir şey de hatırlıyorum. Ona da bir bakacağız. Şimdi hemen böyle tümünaj tekrardan yaptım. Defending tekrardan 2 tane çıkmış. Çok güzel oldu lan. 6 tane kaldı ha.
Belki deneyebiliriz ama çok zor çıkar arkadaşlar. Şimdi bayağı bir para gider. Pace 3 tane çıkmış. Bu da Lens için yükseliyor. Gerçekten güzel bir şeyler oluyor. Güzel şeyler oluyor. Hemen bir daha açalım. Defending veya pace önemli olan. Bakalım. Oha, bir tane daha defans çıktı. Güzel. Defans kaç tane kaldı? Şimdi 5 tane mi kaldı? Güzel abi. Pace çıkmış mı? Pace çıkmış mı? Ona da bakalım. Yok, pace yok galiba. Neyse arkadaşlar, bence güzel çıktı. Şu ana kadar açtığımız paketler bence güzeldi. Hepsinden neredeyse defans çıktı zaten, galiba hepsinden defans çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyada 1643. bir hesap. İstese ama yani böyle 250'ye giremez ama ilk 1000'e çok rahat girebilecek bir hesap. Şimdi arkadaşlar karşı atağımızı oynayacağız. Karşı atak ben bir kere oynadım arkadaşlar. En memnun olduğum oyuncu tabii ki de Dele Alli. Benim en sevdiğim oyuncu. Bir özelliklerini göstermek istiyorum. Gerçekten abi yok böyle özellikler. 117 pace. Defans hariç her şeyi muazzam. Bir de free kick kötü zaten. Free kick önemli değil. Çünkü zaten şimdi Gareth Bale'a girdiğimiz zaman free kick'ine bakalım. Adam 105 free kick kullanıyor zaten. Gareth Bale kullanıyor. O yüzden hiçbir şekilde sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar 3 milyon olduğuna bakmayın. Hesapta daha neler neler var bakın. Rezervlere giriyoruz. Ve CDM Cross gördüğünüz gibi arkadaşlar, ve bu hesapta toplamda 500 lira falan para yatırıldı. Çok yatırılmadı. He arkadaşlar, şimdi karşı atak oynarken ondan bahsedeceğim. Umarım bu videoyu baştan sona izliyorsunuzdur bu arada. Hatta bugünün ikinci videosunda da belki ondan bahsederim. Arkadaşlar coins satın almak hiçbir şekilde ban sebebi değil. Zaten bunu EA kanıtlayamaz. Evet, 105'ken bir rakip geldi. Birazcık konuşmadan da oynarım. Ben neden ban yedim? Points satın aldığım için ban yedim. Ve siteyi tanıtmayacağım demiştim. Zaten tanıtmıyorum. Point sitesini tanıtmıyorum. Ben coin sitesini tanıtıyorum. Onunla da sözleşmemiz var. Ve coin sitesi de yani hiçbir sıkıntı çıkarmadı şimdiye kadar bana yani. Bu abimiz de o siteden alıyormuş. Ve o siteden aldığı coinsler sayesinde de bayağı bir kasılmış gördüğünüz gibi. Siz de alabilirsiniz. Evet, Ali. Evet, bu arada gol yedik ya abi. Hiç gol yemek istemiyordum. Çok moralim bozuldu şu anda. Ben tüm maçları kazanacağım diye uğraşacaktım ama galiba kazanamayacağız. Abi ya Lens, ne biçim şut o ya? Abi videoda oynarken bir değişik oynuyorum ben gerçekten. Ya daha iyi oynuyorum ya daha kötü oynuyorum. Bir değişik ya. Videoda daha farklı oynuyorum. Abi mesaj gelmese şu videodayken. Videodan önce hiç mesaj gelmez. O kadar WhatsApp'ı kontrol ederim. Videoya girdiğim zaman herkesin mesaj atası gelir ya. Ronaldo! Oha, 5 tane gol yemişiz abi. Rezil ettik hesabı. Neyse, bir sonraki maçı zaten çok rahat yeneriz. Arkadaşlar ben düşmek için, gerçekten size söylüyorum, düşmek için 3 tane maç girdim. Üçünde de birisinde rakip, yok 2 tane girdim. Birisinde rakip 99 yendi, birisinde 100 yendi. Şimdi 105'ken nereden çıktı abi? Videodayken 105'ken gelir tabi ya. Neyse, ben zaten size bu hesabı şu anda tanıtmak için girdim ve hesabın da güzelliğini görüyorsunuz. Ben her ne kadar ben oynayamasam da hesapla. Tabi şimdi 105'ken bizden daha yüksek bu arada. O da normal. Ve ben bu kadar iyi bir hesaba da alışık değilim. 103'ken bir adamla yaptım, kazandım ama arkadaşlar. Bir kere 103'ken adamla yaptım, kazandım. Sonra iki tane üst üste bilerek kaybettim. Düşmek için, çünkü 1 milyon olursak turnuvada zorlanacağımızı düşünüyoruz. Ve o yüzden 1 milyon olmayacağız. Şimdi 9-3 kaybettik arkadaşlar, hiç önemli değil. Zaten ben bu adama 9 tane gol istesem de atamazdım. Yani zorlasam da atamazdım. O yüzden arkadaşlar hemen şöyle gelelim. Hemen bir diğer maçımıza da girelim. Bakın bu maçı nasıl kazanıyorum şimdi arkadaşlar. Çünkü 104'genin çok altında bir rakip gelecek büyük bir ihtimal. Çok büyük şanssızlıkla geldi zaten. Hani 104'ün üstünde rakip gelirse zaten atlarım ben buraya. 102 yan geldi gördüğünüz gibi. Aşırı altında değil ama güzel bir rakip geldi arkadaşlar. Bu arada yorum herkese hayırlı olsunlarınızı alırım. Evet, hayırlı olsunlarınızı alırım. Tüm hesabımı sana vereyim diyenlere de buradan teşekkür ediyorum. Banımın açılmasından daha iyi bir durum oldu. Başlıkta banım açıldı olarak görüyor olabilirsiniz. Ama çok daha iyi bir durum oldu. İyi ki banlanmışım diyemiyorum. Çünkü ben size söz verdim ve sözümü tutamadım ya. İşte o beni çok üzüyor arkadaşlar. Tüm moralim bozan şey o işte. O size verdiğim sözü tutamamış olmak gerçekten. Hani ben size 17.000 points, hatta soru sordum. O kadar yorum yapmışsınız. O yorumları gördükçe içim acıdı. Böyle hesaba sabah girdim. Bir baktım hesap açılmadı. Sonra siz yorumları atıyorsunuz. 17.000 aç, 17.000 aç. Ama hesap yoktu o sıra. Ve gerçekten o sıra onları görürken çok moralim bozuluyordu. Abi Bale ne biçim frikik kullanıyorsun? 105 yazıyor orada. Bir tane gol atamadın ya. Evet, bakan bu. Güzel. Çok güzel kafa vuruyor bu arada. Bakan bunun kafa özelliğine de bakarız maçtan sonra. Haydi bakalım. Bir de galibiyet almak istiyorum ama ben. Bu kadar kötü oynamamam lazım. Ronaldo. Güzel bir gol. 4-3. Cristiano Ronaldo. Ronaldo geçti. Çok güzel. Ronaldo uzaklardan sert bir şut çekebilir mi? Ronaldo vurdu. Ronaldo gol, 5-3 oldu. Devam ediyoruz. Bakan bu.
Bakambu 6-3. Çok güzel bir gol geldi Bakambu'dan. Evet, Bakambu bir gol daha atabilir mi? Bakambu. Bakambu geçti. Bakambu. Bakambu 7-3. Evet arkadaşlar, gerçekten güzel gollerimizi atıyoruz. Çok uzaklardan vurmak istedi canım ve çok güzel vurdum. Hadi lan bir tane daha atmak istiyorum. Demin 9-3 kaybettik. Şimdi 9-3 yenebilirdim. Ama çok gereksiz gol kaçırmasaydım arkadaşlar yenebilirdim. Hani şu iyi fırsatların bir tanesini daha kaçırmasaydım yenebilirdim. Neyse arkadaşlar, sağlık olsun. Gerçekten güzel bir galibiyetti bence ve güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Güzel bir maç oynadık yani, öyle diyebilirim sizlere. Ve herkesten hayırlı olsunlar amaçlı bir like alırım. Bir de abone olun. Evet arkadaşlar, bu ikisini yapın. Şu iki hareketi yapın. Like ve abone. Evet. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam bir video gidebilirsiniz. Hadi arkadaşlar, gidin o videoya ve beni Instagram ve Twitter'dan falan her yerden takip edin. Özellikle Twitter çok önemli. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bye bye.